Asteroid ve kuyruklu yıldızlar. Dünyanın gökyüzündeki akrabaları. Gezegenimizin oluşumuyla ilgili sırları saklıyorlar. Ve muhtemelen hayatın başlangıcıyla da. Asteroid ve kuyruklu yıldızlar birçok temel yapı taşının dünyaya ulaşmasından sorumlu olabilir. Ancak bu kayalık oluşumlar gezegen yarattıkları gibi öldürüyorlardı. Soru gelecekte isabet alıp almayacağımız değil, bunun ne zaman ve nerede olacağı. Asteroid ve kuyruklu yıldızlar bir numaralı kozmik düşman olmaya devam ediyorlar. Aynı zamanda günün birinde insanoğlunu nihai yok oluştan kurtaracak yaşamsal kaynaklar sağlayabilirler. Evren, ölümcül kuyruklu yıldız ve meteorlar. Kaliforniya'da yaz. İnsanlar gökyüzünde ne olup bittiğinden habersiz, kendi işleriyle ilgileniyorlar. Dev kuyruklu yıldız parçaları, önceden belirti göstermeksizin bir anda mermi gibi uzaydan geliyorlar. Çarpışmanın ardından kıyametvari bir tahribat oluşacak. Bu gerçek bir olay değil. Ama gerçek olabilir. Arizona Üniversitesi'nde gezegen bilimci Jay Meloche ve çalışma arkadaşları, kuyruklu yıldız ve asteroidlerin dünyaya çarpmalarının sonuçlarını hesaplayan interaktif bir web sitesi geliştirdiler. Web kullanıcıları burada kendi kıyamet günü senaryolarını yaratabiliyorlar. Ne zaman çarpışmalar haber olsa, gazeteciler beni arıyor ve belli bir büyüklükteki çarpışmanın ne etki yaratacağını soruyorlar. Ben de şöyle düşündüm. Bu şeyi insanların kendilerinin kullanabileceği bir web sitesine dönüştürebiliriz. İnternet kullanıcıları gerçek dondurucu çarpışmalar yaratabiliyorlar. Hatta 65 milyon yıl önce Meksika körfezine düşerek dinozorların yok olmasına neden olan korkunç çarpışmayı bile. Varsayalım dinozorları yok eden dev çarpışma yok Yokenton'da değil de Los Angeles'ta oldu. Ve biz de San Francisco'da yaşıyoruz ve neler olacağını öğrenmek istiyoruz. Los Angeles'ta gerçekleşebilecek çarpışma olayını simüle etmek için Meloche şu bilgileri giriyor. Gelen cismin çapı, çarpışma sürati ve açısı, hedef bölgenin durumu, deniz ya da taşlık bölge olması gibi. Ve çarpışmaya olan mesafe. Bilgisayar programı şimdi bize San Francisco'da ne hissedeceğimizi söyleyecek. Etkileri hesapla. San Francisco'dan bile çarpışmayla ortaya çıkan dev ateş topunu görebiliyoruz. Ortaya çıkan enerji dünyadaki tüm nükleer silahların toplamından daha fazla. Bu çarpışmanın etkisiyle Los Angeles yeryüzünden siliniyor. Patlamayla saçılan taşlar balistik olarak atmosferin üzerine kadar çıkıyor ve sonra tekrar üzerimize doğru yağıyor. San Francisco 60 santimlik taşlardan oluşan yağmurla yanıp yıkılıyor. Otoyol bağlantıları çöküyor. Çok katlı binalar yıkılıyor. San Francisco bu büyüklükte bir patlama sırasında bulunmak için iyi bir yer değil. Bu interaktif internet sitesi korkunç bir bilgisayar oyunu gibi görünebilir. Ama bu gerçekten bilimsel ve asteroid ve kuyruklu yıldız çarpmalarının ne kadar tehlikeli olabileceğine dair bir uyarı işlevi görüyor. Bu bir karikatür veyahut da simülasyon oyunu değil.
Çarpışma etkileri, nükleer silah denemeleri ve depremlerden edinilen tecrübeler gibi kaynaklardan derlendi. Ve biz de en ileri teknolojileri kullanarak olacaklara dair bir tarif verebilmek için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Dünya tarihi boyunca asteroid ve kuyruklu yıldızlar ölüm habercileri olmuşlardır. Ya da belki aynı zamanda yaşam taşıyıcıları. Yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Güneş sistemimiz bir tür kozmik poligona benziyordu. Göktaşları birbirine çarpıyor, birleşiyor ve gezegenleri oluşturuyorlardı. Güneş sistemimiz oluştuktan sonra uzay kayaları gezegen ve aylara şekil vermedi, kararsız artıklar haline geldiler. Güneş sistemimizde bunlardan milyarlarcası Jüpiter ve Mars arasında Güneş yörüngesinde hareket eden asteroid kuşağının bir parçası oldu. Jüpiter'in çekim gücünün bu gezegenimsi yapıları birleştirip gerçek gezegenler olarak kabul ettiğimiz daha büyük cisimlere dönüşmekten alıkoyacak kadar şiddetli olduğunu düşünüyoruz. Yani asteroid kuşağını bir tür başarısız gezegenler topluluğu olarak düşünebilirsiniz. Asteroidler genellikle düzensiz biçimlerde ve çarpışma kraterleriyle oyuklu olurlar. Boyutları bir toz zerresi büyüklüğünden yüzlerce kilometre çapa kadar değişebilir. Dünya ile aynı zamanda oluştukları için asteroidler gezegenimizde ham madde olarak kullandığımız basit elementlerden oluşmaktadırlar. Helikopter fabrikasında kozmik materyale rastlayan bilim insanı Amy Meinzer'la görüştük. Buradaki helikopter parçaları şaşırtıcı bir şekilde farklı türden asteroitlerde bulduğumuz element bileşenlerine benziyor. Çelik destekler ve çelik motor blokları, ki genellikle demirden yapılırlar, fiberglass paneller, çoğunlukla silikon ve oksijenden ve alüminyum kaplama. Bazı asteroitler de buna benzer bir yapıda olabiliyor. Demir nikel özü çevreleyen silikatlar ve kabuk olarak da başka materyallerin çeşitli kombinasyonlarının birleşmesiyle karakterize oluyorlar. Bu helikopterin son montajı yapıldıktan sonra tıpkı bir asteroid gibi hareket ediyor. Helikopterlerin gezegenimiz üzerinde insan taşımaları gibi asteroid ve kuyruklu yıldızlar da Güneş sistemimiz boyunca materyalleri taşıyor. Asteroidler, dünyanın geçmişiyle ilgili kayıp parçaları açığa çıkaran kozmik parmak izleridir. Dünyaya çarptıktan sonra sağlam kalmayı başaran asteroid parçalarına meteor adı verilir. Bunların birçoğu çöllerde ve kutup bölgelerinde bulunmaktadır. Buralarda fark edilmeleri daha kolaydır. NASA'nın Johnson's Uzay Merkezi'nde bilim insanı Michael Zolensky meteorları topluyor ve inceliyor. Antarktika'dan buraya gelen 40 binin üzerinde meteor var. Bu iki taşın meteor ve asteroid kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bu karbonlu kondrit. Bu da normal kondrit. Bunlar dünyaya en fazla düşen meteor çeşitleri. Ve çok miktarda demir, manezyum, silikat gibi tanıdık şeyler içeriyorlar. Yani asteroidler bize gezegenimizin oluşum tarihini anlatıyor. Burada gezegenlerin ilk dönemlerini inceleyebildiğimiz çok küçük laboratuvarlar var. Asteroidler dünyanın oluşumundan kalan tek artık değil. Soğuk, dış güneş sisteminde artık kayalar Neptün'ün hemen dışındaki Kuiper kuşağında yörüngeye oturdu. Dış güneş sisteminde buz ve toz parçalarının birleşmesiyle yörüngeleri dev gezegenlerin çekim gücünden etkilenen çok sayıda küçük yapı oluştuğunu, fakat bunların nihayet bizim şimdi Kuiper kuşağı dediğimiz şeyin içine dağıldığına inanıyoruz.
Geçmişte kuyruklu yıldızların güneşten uzakta oluştukları ve bundan ötürü çok miktarda uçucu element, buz, donmuş karbon monoksit ve benzeri barındırdıkları kabul ediliyordu. Ve tabii organik maddeler. Asteroidlerin ise genellikle bunlardan daha az taşıdığına inanılırdı. Bu buzlu cisimler yalnızca Kuiper kuşağında yer almıyor. Güneş oluşumu sırasında sistemin derinliklerine kuyruklu yıldızlar fırlamıştır. Bunlar da Oort bulutu olarak bilinen küre biçiminde bir soğuk depo yaratmıştır. Oort bulutu güneşten birkaç ışık yılı kadar uzakta. İşin garip yanı ise şu, Oort bulutu güneşe göre Kuiper kuşağından daha uzakta olmasına karşın oluşum sürecinin güneş sisteminin daha içlerinde gerçekleştiğini düşünüyoruz. Çünkü kuyruklu yıldızların içinde bulduğumuz bazı maddeler yalnızca yüksek ısıyla oluşmuş olabilir. Bugün bir kuyruklu yıldız yapacağız. Suyu bir kaba dökerek başlıyoruz. Su kullanıyoruz çünkü kuyruklu yıldızlar genellikle su buzundan oluşur. Yani suyla başlıyoruz. Ondan sonra ekleyeceğimiz şey birkaç çay kaşığı toprak. Kuyruklu yıldızlar bol miktarda toprak içerir. Toprak demir gibi pek çok ağır metali de içeren farklı türlerde çeşitli minerallerle doludur. Sonra biraz mısır şurubu ekliyoruz. Mısır şurubu burada karbon, hidrojen ve oksijen yerine geçiyor. Bunlar da kuyruklu yıldızlarda bulunur. Biraz da cam temizleyicisi. Bu cam temizleyicisi içindeki temel maddelerden bir tanesi amonyak ki o da kuyruklu yıldızların içinde yaygın olarak bulunur. Pekala, şimdi tüm bu maddeleri karıştırma kabımıza karıştırıyoruz. Ve şimdi de kuru buzu ekliyoruz. Evet, şimdi bütün karışımı plastik bir torbanın içinde dondurduğumuzu görebiliyorsunuz. Pekala, işte kuyruklu yıldızımız hazır. Görebileceğiniz gibi gerçeğine benziyor. Pek yuvarlak sayılmaz. Yamru yumru, yontulmamış ve çamur kaplı. Şimdi bu ışığı güneşimiz olarak düşünürsek... Güneşin kuyruklu yıldızımız üzerindeki etkilerini de gözlemleyebiliriz. Görebileceğiniz gibi olan şey sıcak ışığın gazları buharlaştırması. Yani bir kuyruklu yıldız güneşin etrafında dönerken güneşten gelen ısı onun uçucu organik maddelerinden bir kısmını buharlaştırıyor. Ve bunları arkasında çok uzun bir hale gelebilen bir kuyruk gibi sürüklüyor. ...1986 yılında Giotto uzay aracı ilk kez bir kuyruklu yıldızın yanında uçma görevine çıktı. Bu Halley kuyruklu yıldızıydı. Bizim zaman ölçülerimiz dahilinde geri dönen ve aynı zamanda çıplak gözle görülebilen tek kuyruklu yıldız. Bu görev Halley'in dünyada yaşam için en çok ihtiyaç duyduğumuz maddenin birkaç yüz trilyon kilosuyla dolu olduğunu ortaya çıkardı. Suyla. Bu keşif, daha önceki araştırma sonuçlarıyla birleşince, astronomlar bu buzlu kütlelerin dünyadaki suyun kaynağı ile ilgili ipuçları taşıdığını tartışmaya başladılar. Belki de hayatın kaynağıyla. Su. Dünya yüzeyinin 1/3'ünü kaplıyor. Bitki ve hayvanların yaşamasını sağlıyor. Ve tabii insanların da. Peki bu su uzay boşluğundan gelmiş olabilir mi? Başlangıçta bilim insanları dünyadaki suyun çoğunluğunun güneş sistemimizin oluşumunda buzlu kuyruklu yıldızlardan gelmiş olabileceğini düşündü. Ancak yeni araştırmalar, dünyadaki suyun birincil kaynağının kuyruklu yıldızlar olmayabileceğini işaret ediyor. Dünyamızdaki okyanuslar H2O yani normal su ve döter